Öğrenci misin? Evet abim, öğrenciyim. Kaçıncı sınıf? Lise 3. Nereye lise? Muş. Evet abim. Ne okuyorum demiştin? Sağlık. İleride hastane gibi bölümlerde mi devam edeceksin? Evet abim. Farklı evet. Bölüm? Yok, farklı bölüm yok. Sağlık. İleride lise kaç bir... demiştin? 3. Stajlarını falan yapıyor musun? Staja gidiyor musun? Şu an değil abi. Diğer sene. 12. 4. sınıftan mı başlıyorsun? Aynen abi. Staja 4. sınavda başlıyoruz. Geleceğini görebiliyor musun? Görebiliyorum abi. İleride bir mesleğim olacak belki abi. Yani tıp konusunda olacak. Aynen abi. Tıp konusunda olacak bir mesleğim. Peki öğrencilik yaşantın boyunca sıkıntı yaşadın mı hiç? Ekonomiksel olarak veya öğrencilik haricinde ya. Sosyal faaliyetlerini geçirmen. Yaşadım ya abi. Yani sosyal alanlarda aktivite yapabiliyor musun? Yok ya abi, yapamıyorum ben. Yani bir sinemaya gitmek, belki bir kız arkadaşına rahat rahat gezebilmek. Yapamıyorum abi. Belki haftada bir gün. Ekonomiyi görmüyorsun abim ya. Yapamıyoruz. Biz birkaç tane video yayınladık zamanında. Öğrenci Z kuşağının evet cebinde kaç para var diye. Evet kimi abi. İzleyiciler şey dedi. Z kuşağı çalışırsa cebinde para olur dedi. Meslek bir öğrencinin sence okurken çalışması doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil abi. Staj yani. Haricinde. Yani başka bir sorumluluğu üstünüze almanız ne kadar doğru? Doğru bir şey değil bence ya abi. Yani okuyorken okumak, çalışıyorken de çalışmak gerekir? Gerekir bence abim ya. Çünkü hem bir mesleğin olur hem de okuduğun zaman yani bir şey biriktirebilirsin abim. Okuduğun zaman iyi bir mesleğin olmadığı zaman da başka bir şeye gidebilirsin abi. Üniversite bilmem açık eğitim gibi. Yani daha iyi meslek, daha iyi. Avrupa ile düşündüğün zaman, kıyasladığın zaman sence oradaki öğrenciler okul hayatında sadece okul okuyup okul bittikten sonra sadece çalışmak mı yapıyorlar? Yani senin gibi iki işi birden yapmak zorunda değiller. Aynen abi, değiller yani. Onlar biraz daha mı rahat yaşıyorlar? Galiba çünkü oranın. Senin yorumun önemli. Yani oranın ekonomi, burasının ekonomi bir değil abi. Yani hepimiz de biliyoruz. Yani burası çok şey abim, bayağı bir yükselmiş abim. Bir değil bence abim ekonomi ya. İstanbul'da yaşayarak veya Muş'ta yaşayarak arada fark var mı ekonomi? Var abim, var, çok var fark. Orada sonuç olarak ev senin evindir. Ev benim evimdir yani. Babanın evidir, kira değildir. Kira değil abim yani, orada hayvan var, şey var abim, besliyorsun, süt var, şey var. Ama buraya geldiğin zaman abim bir şey yapamıyorsun. Ben sadece balkondan dışarı bakıyorum. Bakıyorsun yani evden çıktığın zaman, bir adım attığın zaman 100 TL'n gidiyor. Bir şey kalmıyor abi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Size teşekkür ederim. İyi yayınlar abi. Sağ ol.